Bu dersimize uygulamaya bir servis ekleyelim. Şimdi uygulamanın bir listesi vardı. Bu listeyi Movie Data Source TS dosyasını ekledik. Ki uygulamayı gerçek ortamda yayınladığımız zaman tabii ki bu şekilde bir liste değil de bunu bir HTTP üzerinden bir servis üzerinden alıyor olmamız gerekiyor. Burada hazırlamış olduğumuz listeyi örneğin Movies Component kullanıyor ve bu listeyi gelip Data Source üzerinden direkt Movies'i Component içerisinde tanımladığımız bir objenin içerisine direkt aktarıp bunu sayfa üzerinde kullanabiliyoruz. Ancak komponentlerin görevi kullanıcı datayı almak değil. Komponentlerin görevi biz datayı komponente veririz ve komponent bu bilgiye temeli sayfa üzerinde kullanıcılara gösterir. Yani bilgiyi tamamen işler. Komponentlerin asıl görevi bu olması gerekiyor. Gidip HTTP üzerinden gidip bu herhangi bir servis üzerinden bilgiyi gidip kendi almaması gerekiyor bu görevi servise uygulama ekleyeceğimiz bir servise vermemiz lazım. Peki yine servis içerisinde de yine test verilerimizi kullanacağız. Yine movie sorusu kullanacağız. Ancak bu işlemi farklı bir sınıf üzerinden yapacağız. Bir servis sınıfı üzerinden yapacağız. Ki örneğin bana bütün movie'leri, bütün film bilgilerini getir. Ya da istediğim kriterde film bilgisini getir. Bu gibi rutin işlemlere sahip olan bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Ki bu yapıyı movie komponent de kullansın ya da movie detail komponent de ya da ilerleyen aşama ilerleyen aşamalarda uygulamaya gideceğimiz herhangi bir komponentinde bu metotları kullanabiliyor olması gerekiyor. Peki bu veri alma işlemini farklı bir yapıya vereceğiz. Bunu yapmak için gelip ng şöyle cls diyelim, büyütelim. Şu editörü de biraz büyütelim. ng generate'in cs'i ve daha sonra servisin sesini yazıyoruz ve burada da bir isim veriyoruz. Vereceğimiz isim örneğin movie. OK diyelim. Peki ip içerisine baktığımızda bakın buradan pek bu test için gerekli olan bir işlem. Bunu şimdilik silelim. Bizim buradan movie.servis.ts dosyasına ihtiyacımız var. Peki movie servis içerisinde belli başlı movie ile alakalı olan metotlarımız burada yer alacak. Ve burada yukarıda injectable sembolü import ediyoruz. Bunu core içerisinden direkt kendi aldı. Ve aşağıda ise bir tane decorator yazıyoruz ve decorator'a provided in özelliği de root diyoruz. Injectable olması bu servisin uygulamanın root modülü üzerinden yani şu anda uygulamamızda bir app modülümüz var ve app modülü üzerinden movie servise e istediğiniz bir noktadan ulaşabiliyor olmanızı söylüyor. Eğer ki uygulamada farklı modüller varsa bu modüllerden hangilerinin buna ulaşacağını burada farklı bir değer vererek belirtebiliyorsunuz. Şu anda bizim root modülümüz var ve uygulama içerisindeki herhangi bir yerden biz bu servise ulaşabiliyoruz. Ve servise ulaştığımız zaman bunu inject etmemiz gerekiyor. Yani biz gelip örneğin bir const m eşittir new movie service şeklinde bir nesne üretmeyeceğiz. Sonuçta movie servisi kullanabilmek için bir instance sınıfı, ol, sınıfı olduğundan dolayı dışarıda bu şekilde bir new diye bu servisi kullanıyor olmamız gerekiyor. Ancak biz bunu injection aracılığıyla yapacağız. Yani bunun bir injectable decorator'a sahip olması movie servisin talep edilmesi halinde bize bir kopyasını gönderileceği anlamını taşıyor. Peki. Tabii ki bunun haricinde Dependency Injection'ın bize sağladığı bir sürü yarar var. Ancak şu anda çok detaya girmeyelim. Peki şimdi gelip burada bir metod oluşturacağız. Metodumuz örneğin get movies olacak. Ve geri dönüşü şöyle movie listesi olsun. Movie diyelim. Enter'a bastığımızda direkt movie'yi zaten alır. Geri dönüş değeri bir movie listesi. Ve geriye ne gönderecek? Bizim data source içerisinden hazırlamış olduğumuz listeyi. Buna da ne demiştik? Movies. Nereden alacak bunu? From nokta tire buradan movie data source'tan. Peki bize gelen bütün movie listleri bu şekilde metottan geriye göndereceğiz. Peki duruma göre burada farklı metotlar oluşturabiliriz. Örneğin data source içerisindeki movie listesinden id'ye göre ya da farklı bir kritere göre bilgi alan belli metotlar oluşturabiliriz. Ve servis kullandığımız movie servis kullandığımız her yerde bu metotlara da ulaşabiliyor olacağız. İlerleyen aşamalarda bir data source sayfasından değil de sabit bir liste değil de bunu tabii ki bir server üzerinden alıyor olmamız gerekiyor. Örneğin bir API kullanacağız. Movies Component e gelelim. Burada artık data source'a burada ihtiyacımız yok. Bunu servis üzerinden almamız lazım. Dolayısıyla burada tipini belirtecek olursak tipi movie listesi olacak. Tip olarak belirtelim. Ve sayfada bir tane Movie servise e ihtiyacımız var. Import diyerek buradan movie servis. Bunu nereden alacağız? Movie servisten. Peki şimdi bunu inject işlemini tabi tutmamız gerekiyor. Movie servisten bir örnek oluşturabilmek için. Bunu constructor içerisinde yapacağız. Constructor movie komponentten bir obje türetildiği anda çalıştırılan bir yapı. Movie component'ten bir nesne üretildiği zaman da ben bir movie servis elemanını inject etmek istiyorum. Burayı şöyle büyük harfle movie servis diyeceğiz. Servis içerisinden movie servis geliyor. Peki buradan movie servisi inject ediyoruz. Ve daha sonra aşağıya bir tane metot tanımlayalım. Get movies isminde. Ve get movies geriye bir değer döndürmeyecek yapacağı işlem diz nokta movies yani komponentin içerisindeki movies'i movie servis üzerinden gelen get movies'e doldurmak bunu şöyle diz nokta movie servis nokta get movies Peki burada movie servisini dependency injection ile geldiğini söylemek için buraya private eklememiz gerekiyor. Ve buradan movie servis üzerinden get products'ı alıyoruz ve bu komponentin içerisindeki movies listesi dolduruluyor. Ve biz de bunu sayfa üzerinde kullanıyoruz. Peki şimdi movie komponentten nesne üretildiği anda get movies'in çalışıyor olması gerekiyor. Bunu bilinçli olarak tabii ki sayfa üzerinden direkt movies'i çağırmak yerine get movies'i de çağırabiliriz. Yine aynı işlem olur ancak Sonuçta sayfa üzeri movies ile çalışıyoruz ve get movies de movies'i dolduran bir metot. Dolayısıyla bunun çağrılması için işlemi constructor içerisinde yapabilirsiniz ya da movie komponentin tamamen oluşturulduktan sonra bir nesne üretildikten sonra çalışan ng init metodumuz var. Zaten burada açıklamalarda da constructor'dan sonra çalıştığını burada bize söylüyor. Peki constructor'dan sonra çalışması demek zaten nesnenin üretildiği anlamına geliyor. Ve burada da diz nokta movies'i çağırırız. Ve bunu çağırdığımız anda zaten movies'in içerisi doldurur. Peki uygulamayı girip test edelim. Peki bu uygulama yine önceki gibi çalıştı. Tıkladığımızda Sexit işlemi de çalışıyor. Şu anda hazırladığımız Movie servisini tabii Movie Component haricinde herhangi bir yere de herhangi bir sınıf içerisinde inject ederek kullanabiliriz